Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk böyle yeşil bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Çok sevilen hanımların çok beğendiği modellerden bir tanesi. Modelime başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Önce tığlamamı göstereyim size. Her zaman tüm yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Daha önce tığlama ile ilgili püf noktalarımı paylaşmıştım. Merak edenler YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak bulabilirler. Ee, yazmamın kenarlarını tığladığım ipim yazmamla aynı renkte altın başak 133 numara yeşil tonu. Ee, çimenimi bununla yapacağım bu yeşil ipimle. Üzerinde altın başak 87 numara yine altın başak 47 numara şöyle göstereyim. Kullanacağım bu iki rengi, bir de hardal sarısı düşünüyorum yanında kullanmak için. Yine, yine o da Altın Başak marka 413 numara arkadaşlar. İplerim bu şekilde. E, hemen tığımı da gösterip başlamak istiyorum. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım da 22 numara. Hemen beraber yapmaya başlayalım. Çimenimi yapmak için ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Çimenimi tığ battının altından ipimi tutturarak yapıyorum bu şekilde şöyle yakından göstermiş olayım size üstüne 1 2 3 tane zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tabağının altından giriyorum ikişer ikişer çıktım bu şekilde üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum geri döndüm yaptığım trabzanın önünden giriyorum kirpiğimi düğümledim üstüne yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum şöyle oldu hemen bir tane daha yapalım 1 2 3 zincir bir defa doluyorum sıradaki tırbatıdan girdim içerik işer çıkıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yine üstüne 3 zincir çekiyorum 3 zincirle sonraki tırbaftan tutturdum. Aralarda ben bu çimenden 3'er tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Yine 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tırbağa geliyorum. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım tırabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1 2 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ tırbağın altından tutturuyorum böyle çimenimizi sürdürüyoruz ben üç tane yaptım ama siz dilediğiniz sayıda aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz şimdi burada çiçek yuvası için bir tane zincir çektim üstüne çok uzun olmayan bir örümcek yapıyorum yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda olursa yeter şöyle yan tutarak boyunu ölçebilirsiniz iki defa doluyorum tığımın üstüne ipimi tığ battı da bir iki üç dördüncüden giriyorum iki çıktım biraz ip saralım Yine 2 çıktım, 2 çıktım. 3 kere de bu şekilde çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem, birinci sık iğne, şöyle göstereyim. Hemen yanından devam ediyorum. İkincini yaptım. 3.'ü 4.'ü 5.'i 6.'sı 7 8 9 10 tane 10 tane sık iğneyi trabzanın üzerine doldurdum 11. yi tığ battının altından yapıyorum böyle oldu şimdi yine başlarken yaptığımız çimenimizden yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım sıradaki tığ battının altından giriyorum 2'şer 2'şer çıktım 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3 tane zincirle sonraki tığ batıdan tutturarak devam ettim. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ batıdan ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum üstüne 1 2 3 zincirle yine bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum çimenimiz bu şekilde arkadaşlar çimenin yapılışı çok kolay bu çimen gerçekten bir günde bitecek olan bir çimen üst kısmı da zor değil ve bittiğinde çok güzel bir model oluyor 5 tane tekrar zincirimi çektim kirpiğimi düğümledim 1 2 3 zincirle Şöyle sonraki tırbaftan tutturduğum şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. Ben biraz bunu arttırayım arkadaşlar. Şu anda bu kadar yaptık. Şöyle göstereyim yakından. Birazcık çoğaltacağım. Birkaç tane daha çiçek yuvası ekleyelim. Daha sonra üst kısmını yine beraber yaparız. Bence çok güzel bir model oluyor. Kaçırmayın. Ee, hemen hızlı bir şekilde arttırıp dönüyorum. Ben çiçek yuvalarımı biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Ben bu aralıklarla yaptım ama siz dilediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Ee, şimdi mor rengimle süslemesine başlıyorum. Her renkten birer tane yapacağım. Mor ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Çiçek yuvası olarak bıraktığım şöyle 5 zincirle küçük bir yuva bırakmıştım. Bu yuvadan sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. 12 zincirime 19 ilmek atacağım. Bir tane de tığımda olan ilmeğim var. Toplam 20 ilmek oluyor arkadaşlar. Hemen yapmaya başlayalım. İlk ilmeği biraz dar tutuyorum ki fıstık daha yuvarlak olsun diye. Zincirimin altından geçtim, içinden geçtim. Zincirimin altından, içinden 3 oldu. 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık. Tığdaki görüntü bu şekilde şöyle göstereyim. Şimdi hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum sıkıca. Böylece fıstığımız şeklini kaybetmeyecek. Sonra yine kendi yuvasına geldim. Kendi yuvasından da sık iğne ile tutturdum. Şimdi bu yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane yan yana olmuş oldu. Şöyle göstereyim. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. 9 zincirle ters yönlü dönüyorum. Şöyle fıstığımızın yaklaşık 3'te birinden bir kere şöyle altından giriyoruz. Gevşek yerinden girdik. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Kalan kısmın yarısından bir daha giriyorum. Şöyle göstereyim. Yine 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincirle bu sefer yuvamızdan giriyoruz. Yeşil yuvamızdan şu ipimi çekeceğim. Girdim. Üstüne bir tane zincir çektim düz yönlü döndüm örneğimin. Zincirimin altından sık iğne ile giriyorum. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir tane sık iğne yaptım. Kirpiklerimiz ikişer zincirle bir tane kirpik yaptık. İki zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. ikinci kirpik. Yine iki tane zincir. Bir tane sık iğne. 9 zincir çekmiştim. Üstüne 10 tane kirpik yapacağım. Şu anda 4 oldu. 2 zincir, 1 sık iğne 5, 2 zincir, 1 sık iğne 6. 2 zincir, 1 sık iğne 7. 2 zincir, 1 sık iğne 8. 2 zincir, 1 sık iğne 9, 2 zincir, 1 sık iğne 10. 10 tane yaptık. Şimdi yandakine, yandaki 9 zincirime de yine sık iğne ile girdim. Yine 2 tane zincir çekiyorum üstüne. Bir tane sık iğne yapıyorum. Birinci kirpiğim. 2 zincir, 1 sık iğne. İkinci. 2 i̇ki zincir, 1 sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. 2 tane zincirim sık iğnem 5 altıncı şöyle oluyor göstereyim yaptığım bölümü yine yedinci kirpiğim sekizinci dokuzuncu onuncu on tane daha yaptık Yandaki diğer 9 zincirimden giriyorum sık iğne ile. Yine burada da <laughs> ikişer tane zincir, birer tane sık iğne yapıyorum. Ona tamamlıyorum. 2 zincir. 1 sık iğne, 2. kirpiğim. 3. kirpiğim. 4 5 6 7 8 9 10 Hemen yuvadan da bir tane daha yapıyorum. Son sık iğnemi. Üstüne bir tane zincir çektim sıkıca. Burada ipimi keseceğim. Çiçeğimi bir göstereyim size. Çiçeğimiz bu şekilde ama böyle ütülemiyoruz. Önce bunun şeklini olması gerektiği hale getiriyoruz. Eğer bir kere düzgün olmayacak bir şekilde ütülerseniz daha sonra onun şeklini düzeltmek mümkün olmayacaktır. Şeklini ayarlıyoruz. Ondan sonra e, ütülüyoruz. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapacağım. Ütüleyip size son hallerini göstereyim. Ben modelimin diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde oluyor. Şöyle de göstereyim. Bence çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ben çok zarif oldu. Benim sevdiğim modellerden. Çok iri model sevmiyorum ben. Böyle küçükler daha çok hoşuma gidiyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yaparsınız. Yakın plan fotoğrafı isteyenler için yakın plan fotoğrafları instagramda paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.